Evvela Sayın Başkan ve misafirler, hepiniz saygıyla selamlıyorum. Böyle seçkin bir kurumda ve güzide bir topluluğun huzurunda bana da konuşma fırsatı verildiği için teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Türk düşüncesi sahası tabii çok önemli bir saha. Türk düşüncesi üzerinde bir takım kitaplar yazıldı yerli yabancı. Ama esas olarak Türk düşüncesini yeni dönemde, yani 1920'lerde veya 18'lerde falan bu tarz araştırmaları başlatan rahmetli ordinans profesör İsmail Hakkı İzmirli merhum, onun derslerini dinlemiş olan, onun araştırmalarından ilham alan hocam rahmetli ordinans profesör İlmi Ziya Ülken, daha sonra bilindiği gibi 18 yaşındayken üniversiteye yeni girdiği sırada Anadolu'nun Vazifeleri diye bir kitap yazar. O zaman taş basmayla çoğaltılır. Bütün üniversite talebeleri kapışır. Sonra Anadolu Mecmuası'nı çıkarmaya başlar. Anadolu Mecmuası'nda da Anadolu kültürünün, tabii daha doğrusu bizim kültürümüzün esaslarını araştırır. Kendisi 17-18 yaşında olmakla beraber kendisinden 30-40 yaş büyük kimselere diyor ki sen Ferhat-ı Şirin'i araştıracaksın, sen Battal Gazi'yi araştıracaksın, sen falan araştıracaksın. Sonra bu ara kendisi dergi Anadolu Mecmuası'nı kendi parasıyla çıkarmaya devam ediyor. Daha sonra dergisini çıkarıyor. Daha sonra da 1938'de İnsan Dergisi'ni falan çıkarıyor. Ama bu araştırmaların sonucu bir Anadolu'ya nasıl geldik? Bir yeni çıkan kitaptan bir getirebilir misiniz? Bir takımın. Oraya nasıl geldik? Ve burada neler yaptık? Bunları anlatan bir şeydir. Çalışmadır. Sonra bakın, bir şey daha söyleyeyim. Edebiyatçılar bilhassa çok ilgilendirir. Hilmi Ziya Bey 1923'te Manzum Tahir ile Zühre piyesi yazmıştır. Ben bu piyesi okudum. Kendi el yazısıyla evinde gördüm. Okudum. Ve sonradan tekrar okumuş, kurşun kalemle bazı tahsiller yapmış. Ama ne hiçbir tiyatrocunun ne bir edebiyatçının şimdiye kadar benim bildiğim kadarıyla dikkatini çekmiştir. Karacaoğlan usulü o dergilerinde şeyleri vardır, koşmaları vardır. Ama esas demek istediğim onun İznik destanı var, ben onu bulamadım. Ama bir fetih destanının başlangıcı, Anadolu'nun fethini anlatan uzun bir şiiri var. Ben hem Türk düşüncesinde gezintilerde aldım onu, hem de buraya da aldım. Vakit olursa size buradan okumak da isterim. Yani Hilmi Ziya Bey'in ve onunla beraber birlikte Müklim'in Halil Yınancı'nın başlatmış olduğu Anadolucu anlayış ve tabii Remzi Oğuz da onlarla beraber o zaman. Daha sonra Nurettin Topçu falan katılıyor. Daha sonra Şevket Raşit Hatipoğlu katılıyor. Ziyahattin Fahri Fındıkoğlu da onlardan sayılır. Her neyse, bunlar aynı zamanda geriye doğru gitmeye başlıyorlar. Hilmi Ziya Bey biliyorsunuz 1932'de daha 31 yaşındayken Galatasaray Lisesi'nde öğretmenken Türk Tefekkür Tarihi diye iki ciltlik bir kitap çıkarıyor. Bu kitap şimdiye kadar yazılmış bence en sistemli kitaptır. Türk Tefekkür Tarihi hakkında. Ama geneldir. Yani şahıslara özel olarak inme fırsatı yok zaten orada.
Nitekim kitabı o zaman Atatürk çok beğendiği için, o zaman Atatürk değil ama 1932'de köşke çağırıyor kendisini ve Almanya'ya gönderiyor bir seneliğine. Dönüşte de diyor, üniversiteyi biz yenileyeceğiz, yeni üniversite kuracağız, seni oraya alacağız diyor. Sonra Türk Mistikler Antolojisi, Türk Filozoflar Antolojisi falan gibi kitaplar da şey yapıyoruz ya, yayınlıyor. Ama aynı zamanda İslam düşüncesini yayınlıyor. 1946'daki İngilizce, Fransızca tercüme edildi. Orada da tasavvuf felsefesi bir itibariyle Türk düşünce hayatının belli başlı çizgilerini ortaya koymaya çalışmıştır. Fındıkoğlu'nun bir özel araştırmaları var. 1976'da biliyorsunuz Hilmi Ziya Bey Çağdaş Türk Düşünce Tarihi'ni yazdı. İki ciltlik 800 sayfa civarında. Orada Tanzimat'tan günümüze belli başlı fikir adamlarımızı yazdı. İşte kendisini de pek yazmadı. Sadece bir memleketçilik, yani bu Anadoluculuk şey içerisinde kendisine birkaç paragraf ayırdı. Ama Hilmi Ziya Bey orada daha çok şey yaptı. Akımlara göre, işte Anadoluculuk, İslamcılık, pozitivistlik vesaire filan gibi, yani düşünürlerin genel şeylerine mensup olduğu akımlara göre şey yaptı. Ben bu kitapla onu tercih etmedim. Burada tercih ettiğim metot, düşünür olarak ele aldığımız kimselerin öne çıkan özellikleriyle itibariyle, yani diyelim ki Mehmet Akif dini muhtevalı bir düşünür. Ama ben bunu edebi düşünür içerisine aldım. Necip Fazıl'ı edebi düşünür içerisine aldım. Niye? Çünkü dini gelenekten gelmiyorlar. Birisi Baytar, birisi bilmem ne vesaire. Sezai Bey zaten maliyeci. Efendim. Ama doğrudan doğruya medreseden yetişmiş kimseleri ben dini düşünceye aldım. Veyahut da işte mesela Ahmet Cevdet Paşa'nın tarihçiliği de ön plandadır. Diğer hususları da ön plandadır. Ama idareciliği ön planda olduğu için idareciliği cümlesini aldı. İdari ve siyasi düşünce. Namık Kemal'i idari ve siyasi düşünceye aldı. Ha, bence tabii bana göre bu daha iyi bir tasnif. Belki başka türlüsü de olabilir. Yalnız ben bundan evvel esas konu olarak Türk düşüncesinin genel çizgileri üzerinde durmak istiyorum. Türk düşüncesinin, bu konuşmanın başlığı zaten Türk düşüncesi nereden geliyor, nereye gidiyor sorusuyla başlıyor. Kısa bir cevap vermek geliyorsa, şöyle çok umumi bir cevap verebiliriz. Türk düşüncesi ezelden geliyor, ebede gidiyor. Ama ben bu kitabın sonuç kısmında şöyle bir şey de söyledim. Türk düşüncesi, Hilmi Ziya Bey, Çağdaş Türk Düşüncesi kitabının sonunda Türk Düşüncesi nereye gidiyor diye soruyor. Ben de hocama cevap vereyim dedim. Türk Düşüncesi tabii mecrasına doğru gidiyor. Çünkü tabii mecrasından Tanzimat'tan bu tarafa çıkarılmaya çalışılmıştır. Yani bizim geleneğimizden kopmuştur. Koparılmak istemiştir. Bizde bir felsefe geleneği var mı? Bir düşünce geleneği var mı? Yok. Niye olsun ki? Türkler düşünemezler. Biz düşünemeyiz. Kim düşünür? Almanlar düşünür. Fransızlar düşünür. İngilizler düşünür. Amerikalılar düşünür. Biz de onlardan alırız. Alirül alem. Onlarınkini da alıp satarız. Dellallığını yaparız. Pazarlamasını yaparız. Biz de felsefeci oluruz. Yapılan iş budur yani. Şimdi bunu da ben tenkit olsun, icip olsun diye söylemiyorum. Ben 60 senedir Batı felsefesinin içindeyim. Batı felsefesi tarihçisiyim. 7 üniversitede ders verdim. Halen de veriyorum. Batı felsefesi dersi verdim. Yüksek lisans, doktora vesaire filan.
hem de koyu mahsuslerin sınıfın tamamını mahsus olduğu sınıflarda vesairelerde falan da verdi. Ama ben bu adamlara, batılı filozoflara, ben beğendiğim birçok filozof var, faydalandığım birçok filozoflar var ama ben onların hiçbirine bağlanmadım. Şimdi biz bağlanıyoruz. Bir de anlatırken göklere çıkarıyoruz. Kant'tan büyük filozof yok. Hegel'den büyük filozof yok. Ben hatırlıyorum dersleri, ben dinlediğim derslerde veya konferanslarda vesairelerde falan. Sanki haşa bunlar gökyüzünde giden bir ilah. Birer ilah. Yerişilmez insanlar. Değişmez insanlar. Büyük filozoflar filan. Ama onlar nereden geldi? Onlar da kendi öykülerinden aldılar. Bunlar ne yaptılar? Vesaire filan. Şimdi benim doktora, doçentliğim, profesör tezlerim filan, Batı felsefesi üzerine makalelerim filan birçok onun üzerine. Ama ben şimdi bir şey söyleyeyim. Belki şaşıracaksınız. Yeni bir araştırmaya başladım. Benim incelediğim Batılı büyük filozofların hemen hepsi Rönesans'tan bu taraf olanlar, öncekiler de ayrılıyorum. Fizikçiler, antropologlar, sosyologlar, biyologlar, evolüsyonistler veya diğerleri Batı sömürgeciliğinin felsefi ve ilmi temellerini hazırlamışlardır. Bilerek bilmeyerek. Bugünkü Batı sömürgeciliğinin temellerini ben onların eserlerinden ortaya çıkarmaya çalışıyorum şimdi. Ve bizim felsefeciler de zaten beni sevmezler de. İyice kıyamet kopardılar ve koparsınlar ama bir de o gözle okumaya başlasınlar. Şimdi Batı'ya bu kadar kapılanmanın manası yok. Bizim de aklımız var. Bizim de fikrimiz var. Ama tabii ileride yine söyleyeceğiz. Yalnız 45 dakikaya geçmemem söylendi. Ben çenem biraz düşüktür. Konuşmaya başlayınca arkası gelir. Şimdi böyle Batı düşüncesini pazarlamacılığını yapıyoruz dedim. Aslında bu işi bu kitapta da var, televizyonlarda filan da söyledim. Rahmetli tiyatrocu, tanınmış tiyatrocu Gazanfer Özen çözmüş. 1969'un sonuydu yanılmıyorsam, o zaman televizyon filan yok. İstanbul Radyosu'nda bir skeçte oynuyor. Skeçte, o oynadığı skeçte bir felsefe profesörü hanımın kocası rolünde. Diyor ki, bizim hanım felsefe profesörü. Her gün Descartes'la yatıyor, Kant'la kalkıyor. Hegel'le yatıyor, Heidegger'le kalkıyor. Fichte'yle yatıyor, Bergson'la kalkıyor. Hiç benimle yatmıyordu. Şimdi bizim yaptığımız felsefe de bu. Bizde kimse yok mu? Bakın, bana çok kızıyorlar. Ziya Gökalp'i tenkit etti filan de. Burada 100 sayfa ben yazdım ve çok da ağır tenkit ettim Ziya Gökalp'i. Türkçünün esaslarına bakarsanız, son bölümde felsefi Türkçülükte diyor, Türkler hiçbir zaman yüksek felsefe yapamamışlardır diyor. Araştırması var mı? Yok. Osmanlı musikisi bizim değil diyor, Bizans'ın var mı? Araştırması var mı? Yok. Necip Asım'ın sözlerine dayanıyor. Ama Farabi'nin iki büyük ciltlik musiki felsefesi, musikinin esaslarını Fransızlar Fransızca'ya tercüme ettiler. 1931'de, 34'te yayınladılar. Açık Fransızcasını veya Arapçasını bakıp okusaydı. Necil Asıl Akses var. Batı müzikçisi meşhur. Kültür Bakanlığı'nda bir toplantıda ona denildi ki Farabi'nin bu müzik felsefesiyle iki ciltlik mühim eserini tercüme edin de istifade edelim. Biz onları anlayamayız dedi. Batı Bezer'in müziğinde söz sahibi olan bir adam, biz onları anlayamayız dedi. Şimdi Türkler yüksek felsefe yapamamışlar demenin ne manası var? Hiçbir manası yok. Ben bunu söylüyorum, muhtarlar diyor ki gençlerin bir kısmı kalkıyorlar, bir kalbini tenkit ettiğinde beni dövmeye kalkıyorlar. Niye?
Onlara göre kat yanılmaz. Kimse yanılmaz değil. Herkes yanılır. Ama bu zarar vermiştir. Osmanlı'da düşünce yok. Ziya Gökalp Tanzimat'ı bile bilmiyor. Namık Kemal, ki Namık Kemal'den Mehmet Akif de kendisi de Yahya Kemal de birçok kavramları almıştır. Size tek tek gösterebilirim. Burada da bir kısmını işaret ettim. Milliyetçi değildir diyor. Cemil Meriç, Ahmet Mithat'tan başka kimseyi bilmez. Ondan nereye gitmez. Gitmesi ise de anlamaz. Niyazi Berkes, o araştırmalar kitabında. Osmanlı'da düşünce yoktur. Felsefe yoktur. Bilim yoktur. 60 kapı. Çünkü onlar kapı kuluydu. Kapı kulu düşünür mü? Düşünemez. Padişah ne derse onu yapar. Ondan ulufe verirse alır. Olmazsa almaz. E peki kapı kulu ne? Kapı kulu Osmanlı ordusunun, devamlı ordusunun çekirdeği. Padişahın emrindeki çekirdek. Orada onların alt başlıkları var vesaire filan. Bunlar bir defa ilim adamı düşünür filan değil. Bunlar asker. E bunun dışında öyle olsa bile mesela Fatih'in huzurunda ulema toplanmış. Ulemanın reisi Muhammed Hatipoğlu Hatip Fatih'i tenkit ediyor. Fatih bundan istifade ediyor. Ne kızıyor ya ceza veriyor. Veya Zembilli Ali Efendi gidiyor kanun şey gibi Yavuz Selim gibi celaletli bir padişahın huzuruna çıkıyor. 150 memur yan hata yaptı diye hepsini idamını emri üzerine bunu geri alacaksın diyor. O da diyor ki müftüler bu işe karışmaz diyor. O da diyor ki müftüler bu işe karışır. Sultanların dünyasını ve ahiretini kurtarmak mecburiyetindedir diyor. Bunları affedeceksin. Bunlar idama hak etmemişlerdir diyor. Affettiriyor. Ondan sonra da diyor ki bunlar şimdi aç, çoluk çocukları var, yiyecekleri var. Bunları tayin edeceksin memuriyete. Ondan sonra tek tek bunların layık olduğu cezayı vereceksin. Bunu da yaptırıyor. Kanunda da vardır, diğerlerinde de vardır. İşte kapı kulu. Ama ben kapı kulunu size anlatayım. Kimler var? Hegel kapı kulunun ta kendisidir. Büyük filozof diye göklere çıkar. Niye? Rus İmparatorluğu'nun resmi filozofudur. Resmen ilan edilmiştir. Leibniz büyük filozof. Ben de biliyorum, beğeniyorum birçok fikirlerini. Kapı kuludur eğer o mani adamsa. Niye kapı kulu? Hanover Pinasini'nin kütüphane müdürü kendisi. Veya işte diğer takım filozoflar. Bacon, modern bilimin babası sayılan adam. Francis Bacon. 1626 ölümü. Bu adam sarayda yüksek mevkilere geldi. Başvekil oldu. Devlet bakanı oldu. Bilmem ne oldu vesaire filan. Evet. Ama hapislerde çürüdü. Niye? Rüşvet aldığı için. Yolsuzluk yaptığı için. Bunu kimse söylemiyor. Kapı kuluysa o. Ama kapı kulu denildiği halde bu adamlar bu fikirleri ortaya koymuşlar. Ve kendilerini son fikirlerde yönlendirmişler. Dolayısıyla Osmanlı'da şu yoktu, bu yoktu vesaire demenin hiçbir manası yok. Bakın, Cehin Demirtaş mıydı? Bir şey vardı. Öldü, Marksist bir adam. Hep İsviçre'de falan, İsveç'te falan yaşıyordu. O ömrünün son günlerinde şeye geldi, Türkiye'ye döndü. Bir gün televizyonda konuşuyor. Diyor ki, yanında arkadaş da var kendi fikrinde. Biz senelerde Osmanlı'da ilim yoktur, fikir yoktur, düşünce yoktur vesaire filan dedik, dedik durduk diyor. Sanat yoktur. Peki, 600 sene bir devlet, dünya cihan devleti, ilimsiz, fikirsiz nasıl yaşayabildi bunu düşünmedik diyor. Şimdi, Türk düşüncesi bir defa dedik ki ezelden ebede diye biz şimdi şeyden başlatıyoruz. Orhun abidelerinden başlatıyoruz. Ama yeni araştırmalar milattan önce 6. yüzyıla kadar gittiğini ortaya koyuyor.
Hatta size başka bir şey söyleyeyim. Yunan düşüncesi, Yunan felsefesinin temelinde iki tane Saka Türk'ü var. Bunlar şimdi bizim Profesör Mehmet Bayraktar bütün batılı kaynak, 8-10 yabancı dil bilir. Kaynaklara dayanarak araştırdı, ortaya koydu, kitap halinde yayınladı. Üçüncüsü de Amonyum Sakkas diye bir adam. Batı felsefe tarihlerinde Amonyum Sakkas, Amonyum Sakkas. Bu Sakkas kelimesi hep benim kafamı karıştırdı. Nereden geliyor vesaire falan diye. Onlar da pek bir şey söylemiyorlardı. Sonra anladık ki Saka Türk'üymüş adam. Neopozitivizmin, yeni eflatunculuğun kurusu olan, kurucusu olan Plotin'in hocası, onun fikir babası. Onun fikirlerini düzenleyen adam, onun şeylerini devam ettirmiştir. Şimdi bunları bilmiyoruz, daha gerisinde bilmiyoruz. Ziya Gökalp diyor ki işte Türkçülüğün esaslarında Türk müzikisi Bizans'tan alınmıştır, Farabi almıştır. Efendim Osmanlı'nın dili Türkçe değildir, Osmanlı'nın insanı şu değildir. Osmanlı şairleri büyük şair, Osmanlı büyük sanatçılar yetiştirememiştir. Şairleri padişahın kapısında ulufet kullanmaktan başka bir şey yapmamışlardır. Alimleri cahildir, paşaları cahildir. Ne kaldı Osmanlı'ya? Osmanlı ve devleti bizim değildir diyor. Cumhuriyet döneminde Osmanlı düşmanlığı başladıysa bence Ziya Gökalp bu eserinde başlamıştır. Peki kim kurdu? Ben de burada dedim ki Ziya Gökalp'a Osmanlı medeniyeti bizim değilse kimin? Bulgarlar mı kurdu? Ruslar mı kurdu? Yunanlılar mı kurdu? Ermeniler mi kurdu? Hayır. Böyle manasızlık olur mu? Tabii biz düşünemeyiz. Kim düşünür? Batılılar düşünür. Ama burada baktınız. Türk düşüncesinin tabii boyutları geniş, ufku da geniş. Yani Mançurya'dan işte Macaristan'a kadar diyebiliriz ama bugün dünyada bu millete mensup pek çok insan var. Bunlar ne düşünüyorsa bunlar Türk düşüncesinin içine girer. Türk asıllı olsun olmasın. Zaten burada bizim için ölçü şu. Yani Türk asıllı olur, Türkçe yazar. Türk asıllı olur, Türkçe yazmaz. Mevlana gibi, Farabi gibi Arapça yazmıştır. Türk asıllı olmaz, Türkçe yazar. Türk asıllı olur, Türk dünyasında yaşadığı için Arapça yazmıştır vesaire yazmıştır. İşte İbn Arabi gibi. Ama Türk dünyasını, Osmanlı dünyasını veya onun öncekileri büyük tesir altına almış, yönlendirmiş, büyük akımlara sebep olmuş insanlardır. Dolayısıyla bunların hepsini biz şeyde kabul ederiz. Ben bugün Amerika'da yaşayan bir insan, İngilizce yazar vesaire filan veya Fransa'da veya neyse Hindistan'da yaşayan bir insan, Türkçe yazarsa şey olur veya Türk düşüncesiyle ilgili şeyler yazarsa biz onu bu kitaba alırız veya bu Türk düşünce hayatının içerisinde dahil ederiz. Şimdi Osmanlı'da Türk düşüncesinin sahaları tam tespit edilmiş değil. Türk düşüncesinin boyutları tam tespit edilmiş değil. Türk düşüncesi araştırmasının metotları tam tespit edilmiş değil. Hilmi Ziya Ülken tarihe metodu kullanıyor. Mehmet Ali Şahin'i tarihe metodu kullanıyor. Ben de kısmen tarihe metodu kullandım. Yani buraya mesela siyasi düşünürler vesaire filan alırken veya materyalistlere veya bunu alırken erken doğanları, yani doğum günü, doğum şeyi, tarihi, erken olanları başa, daha sonrakilerde sana alarak böyle bir sıralama yaptım. Ama kendi içinde tasnifi var tabii. Ahlaki düşünürler, siyasi düşünürler, sosyalist düşünürler, edebi düşünürler, tasavvuf düşünürler, Türk dünyası düşünürleri, dini düşünürler, tasavvuf düşünürler vesaire. Bir de musiki düşünürleri. Sinema düşüncesi var bunun içerisinde. Sinema düşüncesinin nasıl bir medeniyete ufuk açacağı vesaire var. Mimari düşüncenin temsilcisi olarak Turgut Cansever var mesela. Veya neyse biz işte elimizden geldiği kadar Anadolu düşüncenin temsilcilerini, sorucu sahası vesaire filan da ortaya koyduk.
çok yönlü bir şey ortaya koymaya çalıştık. Şimdi burada dil çok mühimdir. Dil ne, her bakımdan mühimdir. Yani bizim varlıkla, dış dünyayla, ailemizle, cemiyetimizle, eşimizle, dostumuzla veya neyse işte kainattaki gördüğümüz, bildiğimiz şeylerle, varlıklarla münasebetimizi dille kuruyoruz biz. Onlara isimler veriyoruz. Neyse onlara yorumluyoruz vesaire filan. Bir defa düşünce için dilimizi iyi bilmemiz lazım. İyi bilmek için de bunun geçmişinde bilmemiz lazım. Kavramlarını bilmemiz lazım. Bakın Osmanlı düşüncesini inceleyebilmek için Osmanlı düşüncesinin kavramlarını bilmiyoruz biz. Çoğunu ilimiz ya bey de bilmiyor. Ben de bilmiyordum. Öğrenmeye çalışıyorum. Bu Osmanlı Düşünce Dünyası kitabında bunların bir kısmını ortaya koymaya çalıştım. Felsefe Sözlüğü kitabında da bunların 15 tanesi falan ayrıca ortaya koymaya çalıştım. Şimdi bir misal edeyim. Şimdi Osmanlı'da dil felsefesi var, varlık felsefesi var, anlam felsefesi var. Efendim işte hukuk felsefesi vesaire filan diğerleri zaten var. Ama anlam felsefesi, dil felsefesi, varlık felsefesi üzerinde çok durulmuş. Bunun üzerinde inceleme olur. Dünyada en kuvvetli mantık öğretimi Osmanlı'dadır. Bak bugün liselerde biz mantık öğretimini vermediğimiz için çocuklarımız mantıklı düşünemiyorlar. Düşünceye de yabancılar, yabancıdırlar. Üniversite hocaları, ben tanıdığım hocaların plan kısmı, Allah selamet versin, hepsi dostumuz falan ama bir şeyden bahsettiğimizde, abi bu bize yabancı diyor. Ya ben işte burada matematikçi, fizikçi dostlarımız var, alınmasınlar, onlar da tenzih ederim ama matematik bölümünde diyorum ki başkanla ya şu asistanlarını falan topla da ben matematik felsefesi hakkında onlara bir şey vereyim. Konferans vereyim veya biyoloji felsefesi hakkında veya işte ilim felsefesi hakkında. Bana ne diyorlar? Abi Allah'ını seversen işim yok. Ben futbol oynayacağım, ben satranç oynayacağım, ben bilmem ne oynayacağım. İyi yani. Şimdi bir insan kendi sahasının dışında bu kadar bilgiyle kalmamalı. Şeyin sosyal ilimler, pozitif ilimlerle, pozitif ilimler, sosyal ilimlerle kaynaşma halindedir. Öyle olması lazım. Biz de kendimiz ayırıyoruz. Sosyal ilimcileri, pozitif ilimlere fazla itibar etmiyorlar. Ötekiler de aynı şeyi yapıyorlar. Halbuki bunlar birbirlerine derinliği kazandırırlar. Bakın batılı filozoflara. Şey bir matematikçidir aslında ve fizikçidir, Kant. Descartes matematikçidir ve uzay geometrisinin kurucusu sayılır. Efendim, Bergson matematikçidir, psikolojiden gelmiştir. Ve onun bunların birçok örneği var. İşte fizikçidir vesairedir filan, Einstein'dan vesaireye doğru gelin, aynı zamanda filozoftur adamlar. Biz de fizikçilerden vesairelerden bu tarz kimseler çıkmıyor. Matematikçilerden bir işte buraya aldık, biz kelimelerim var bir. Bir de bizzat daha var, şey bilimci olarak. Bilinli Hüseyin Tevfik Paşa var, 1902'de vefat eden. İngilizce matematik kitabı yazmış. Ta 1890'larda. Ama ondan beri bu tarafa taşıyan bir şey yok yani adam. Bunların at başı bitmesi lazım. Şimdi şöyle bir misal vereceğim size. 1474'te vefat etmiş olan Muhittin Kafiyeci diye bir düşündüğümüz var bizim. Bunun tarihçi aynı zamanda, tarih felsefesi üzerinde de kitabı var. Güzel bir kitabı var, Türkçe çevrildi.
Dilci bu adam, Bergama'lı. Bergama'dan şeye gitmiş, Mısır'a gitmiş, yerleşmiş. Kafiye adlı, gramer kitabını çok okuttuğu için adı kafiyeci kalmış. Halen kafiyeci, Araplar da bunu kafiyeci olarak biliyorlar. 1590'da ölmüş olan meşhur Suriyeli alim Suyuti Suriye'den kalkıyor. Aslı yani esas dili Arapça olduğu halde şeye gidiyor. Kafiyeciye, bana kafiye öğret diyor. O da diyor ki, al bakalım şu kalemdir kağıdı eline, yaz. Zeyd'in gaimin, Zeyd ayaktadır cümlesinin irabını yap diyor. Gramer tabirini. Bu isim cümlesi Zeyd'in, ben Zeyd ayaktadır. O da diyor ki, benim gibi meşhur bir alime yüzlerce eser onun böyle basit sual mı sordu? Bunlar olgun adamlar, öyle ham adamlar, gücem diyorlar vesaire, alıyor elini. 113 adet bunun aşağıya yorumunu yapıyor. Ben bunun 40 kadarını tercüme ettim. Bu Osmanlı düşüncesine de koydum. Ama diğerlerini tercüme edemedim. Yani gramer bakımından tercüme ediyorum, mana bakımından anlamıyorum. Niye? Kavramlar neyi bilmiyorum. Bakınız, 1762'de vefat etmiş olan Hademi Muhammed Said Hatimi Hazretleri'nin bir risalesi var, 89 sayfa. Besmele Risalesi. Besmele, 4 kelimelik bir şey. Besmele Risalesi'nin 18 cihetten yorumu var orada. Şimdi hermenotik vesaire falan diyorlar. Gidin görün. Besmele şeyinin, cümlesinin mantık yönünden işte belavat yönünden, fıkıh yönünden, ne yönünden, belami yönünden 18 çeşit, 18 ayrı dalda yorumu var. Biz bunları bilmiyoruz. Ha, buna benzer bir şey Heidegger veya falan papaz yaparsa o kapışıyoruz onu. Onu tebliğinden yapıyoruz. Öyle. Yapalım. Ondan faydalanacağız tabii. Hermeneutik zaten yorum demek. Bunu da başlatan aslında şeydir. 1300'lü yıllarda ölmüş olan bir şey var, mistiği var, Alman mistiği var. İsim tam hatırıma gelmedi şimdi. Eras filan gibi bir şey. Ondan sonra bu işi ilerleten bir de Luther'dir yani. Ve daha sonra da modern hermeneutiği de geliştiren Schleiermacher. Schleiermacher resmen Berlin'de vaizdir. Şimdi büyük filozof olarak biz okutuyoruz onu, filozof felsefe tarihlerinde vesaire. Zaten birçoğu öyledir. Ama bizde bir ilahiyatçı bir şey yazmış olsa bizim felsefesi de Allah selamet versin. İlahiyatçının felsefe mi olur, felsefesi mi olur vesaire filan derler. Allah selamet versin. Ama ben bir şey yazdığım zaman, onlara da bir iddia falan ortaya koyduğum zaman sempozyumlarda seslenmiyorlar. Nedense bir cevap vermiyorlar, sen yanlış düşünüyorsun falan denemiyorlar. 1998'deki Zerrin Felsefe Kongresi'nde Hegel'in insan anlayışı diye bir tebliğ sunmuştum. İşte o batıl felsefecilerin hepsi vardı. Dedim ki, iddia ediyorum. Hristiyanlığın testis anlayışı yoksa, üçlü Tanrı anlayışı yoksa Hegel diye bir adam yoktur dedim. Felsefe dünyasında gezintileri de aldık onu. Hiç kimse açıp da sen yanlış söylüyorsun, uyduruyorsun, keyfi yanıyorsun demedi. Niye derse ben de onu kitaplarından göstereceğim. Şimdi incelediğimizi biraz bu şekilde inceliyor. Düşündüğümüzü böyle düşünmemiz lazım. Bakınız, Osmanlı'da bir ders var. Cihet-i Vahdet diye bir ders. Nedir bu ders biliyor musunuz? Bizim Osmanlı düşünce dünyasında da ben onları aldım. Cihet-i Vahdet şu. Bilimler çok çeşitli. Varlığın çeşidine göre bilim dalları da genişliyor. Biz bunların hepsini ayrı ayrı inceleyemeyiz. Çocuklara hepsini bunu ayrı ayrı inceleyip öğretemeyiz. Ama bunların müşterek olduğu noktaları biz çocukların kafasına yerleştirirsek,
Bunlar çocukların kafasında dağılmaz. Belli esaslar çerçevesinde onları anlamak ve yorumlamak imkanına kavuşulur. Bu bir derstir. Bunu kim ortaya koydu? 1928'de neopozitivistler Batı'dan esas bu işi, fikri ortaya koyan. Çünkü bilimlerde bir basitlik ilkesi, mutlu bilimlerde basitlik ilkesi önemlidir. Bir de vahdet ilkesi önemlidir. Osmanlı'da buna büyük ağırlık vermişlerdir. Bakın, münazara, adam münazara diye risaleler var, yüzlerce. Bu bizimiz okullarda yapılan münazara değil bu, ilmi münakaşadır. Ben Osmanlı Düşüncesi kitabına da aldım. Onların prensiplerine 20 kadarını aldım. Daha ilmi zihniyet, Batı'daki ilmi zihniyetten daha güzeldir yani. Mukayese edebilirsiniz. Ama biz bunları bilmiyoruz, bilmek de istemiyoruz. Şimdi saat 5'e geliyor. Türkçe dedim ya, bakın Türkçe, bu uydurmacılık Türkçe'yi mahvetti diyebiliriz. 1930'lu 40'lı yıllarda rahmetli Fındıkoğlu, Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu kendi parasıyla İş ve Düşünce diye bir dergi çıkarıyordu. Çok önemli. 40 sene ölünceye kadar çıkardı onu. O derginde dil üzerinde de güzel yazılar yazdı, araştırmalar falan vardı. Bir yazısında diyor ki, o zaman Sesal Eki Fransız'dan yeni girmişti Türkçe'ye. Şimdi her yerde kullanıyoruz. Bilimsel, çalımsal vesaire filan diye her yere yapıştırıyoruz. Türkçeyi sellere verdik, sallara bindirdik diyor. Şimdi sallar da kurtarmıyor Türkçeyi. İngilizcenin hakimiyetine girdi. Kontrolüne girdi. Şuralarda bizim 7. adliye girdi. Hiçbir Türkçe lava yok. Yani işte çay kelimesini bile İngilizce yazıyorlar. Kreşlere İngilizce girdi. Bakın size bir şey anlatayım. 1988'de Milli Eğitim Şurası'nda, halen hayattadır, Allah selamet versin, Profesör Şerif Mardin'le biz aynı komisyondayız. İşte konuşmaları falan bir an dinledik. Dedik ki Süleyman Bey, kafamız şişti, gidelim dışarıda biraz hava alalım. Şura salonunun dışına çıktık, dolaşıyoruz. Dedi ki, benim İngilizcem iyi değil dedi, bakın. Nasıl olur dedim. Siz Galatasaray mezunusunuz, o zaman ta lise bir yerine, ortaokul bir yerine, birinci ya ikinci diliniz İngilizceydi. Ondan sonra Amerika'da yüksek lisans yaptınız, doktora yaptınız. Çeşitli üniversitelerde dersler verdiğiniz, yüzlerce İngilizce kaleminiz var, onlarca İngilizce kitabınız var. Boğaziçi'nde senelerce ders verdiğiniz, dekan yaptığınız vesaire filan. Yok 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 dedi. Bunların hiçbir faydası yok dedi. İyi İngilizce 3 yaşından itibaren öğrenilir dedi. Nasıl öğrenilir? İngilizler çocuklarına Tevrat'ın ve İncil'in ana kavramlarını ezberletirler dedi. Biz de onları yıkmaya çalışıyoruz, yıkıyoruz. Ve bu çocuk 3 yaşından itibaren bu kavramları hem ezberleyecek, hem her saat, her gün, günlük hayatında, evin içinde veya dışında, sokakta veya okulda bunu kullanmak zorunda, yazarken de kullanmak zorunda, konuşurken de bunu. Siyasiler mecliste konuşurken de bunlar kullanmak zorunda. İktisatçılar yazarken de konuşmak zorunda. Bunlar kullanmak zorundalar. Edebiyatçılar da aynısı, şairleri de aynısı dediler. Bunları kullanamayan adamların İngilizcesi makbul İngilizce değildir dedi. Benim İngilizcem onun için makbul değildir dedi. Bak. Size başka bir şey anlatayım şimdi. Bunlar yani muhtelif yerlerde hep tekrar ediyoruz zaten. Ali Fuat Başkan merhumun 1966-1946'da çıkmış 30 sayfalık Türkçemizde bir risalesi var. Bilmiyorum, gördünüz mü? Görmediyseniz okuyun. Yeni baskısı da yapıldı. 1966-46'da Türk Dil Kurumu hukukçuları çağırmış. Demiş ki biz
hukuk terimlerini sadeleştireceğiz. Toplanın gelin, bize yardım edin. Gelmişler, toplamışlar Ankara'ya. Hepsinin elinde birer liste vermişler, atılacak kelimeleri, kavramları. Sayıyorlar işte. Şu katılacak, şu gidecek, şu gidecek, şu gidecek. İtiraz eden olsa sus, itiraz etme, edemezsin. Bu kavramları kullanacaksın, kitaplarında kullanacaksın, derslerinde kullanacaksın. Aksi takdirde üniversiteye ders verdirmeyiz sana, kitaplarını da bastırmayız. Ali Fuat Başkı diyor ki, ben dahil hepimiz el pençe divan durduk, itiraz etmeden kabul ettik. Yani öyle çıktık gittik. Şimdi 1947'de felsefeciler çağırıyor, dil kırıldı. Bu Karasan'dan, yani Mehmet Karasan'ın yani yaşayarak anlattığı bir şey, ben de o kitaplara da aldım. Şimdi bunlar da çağırıyorlar, bunlar da ellerine birer liste veriliyorlar. Akıl kelimesi Arapça at, fikir kelimesi Arapça at, mantık kelimesi Arapça at, zeka kelimesi Arapça at, kanun kelimesi Arapça at, şu kelimesi Arapça at. Karasan diyor ki ya biz düşünemez hale getiriyorsunuz, aptala döndürdünüz diyor. Sesini kes diyorlar. Sıra namus kelimesine geliyor. Namus kelimesi Arapça at diyor. Oradaki yan sekreter. Şey de diyor ki, Karasan da diyor ki onu atmayın diyor. O Arapça değil diyor. O Yunancadır, nomos kelimesine gelmektedir. Nomos, kanun demektir. İşte Osmanlı, şeyde Osmanlı'da ve Osmanlı, İslam düşüncesinde de nevamis ilahiye, ilahi kanunlar diye de kullanılır. Tamam, o kalacak tabii diyorlar. Karasan merhum tabii muzip adamdı. İşte dedi arkadaşlar, ben Türk milletinin namusunu böyle kurtardım. Şimdi başka bir şey söyleyeyim. Türkçenin ehemmiyeti bakımından söylüyorum. Nesim Atalay'la İbrahim Alaaddin Gözsağ 1940'lı yıllarda manzum olarak çarpışıyorlar dergilerde. Nesim Atalay Dil Kurumu Genel Sekreteri Umumi Yazmanı diyelim. İbrahim Alaaddin Gözsağ işte şair, o zaman milletvekili vesaire falan. O da uydurmacılığa karşı. O bir manzume yazıp gönderiyor, yayınlanıyor. O ona cevap olarak yayınlanıyor. Besim Atalay'a karşı, Besim biliyorsunuz tebessüm eden demek. Gülümseyen demek yani. Besim Atalay'a karşı İbrahim Alaaddin Gözsağ şöyle bir beyt kullanıyor. Besim'in manası nedir deseler, sence sırıtkandır, bence gülümser. Bakın Türkçenin ahenginin, güzelliğinin bozulduğunu en güzel anlatan şey. Bu vesileyle şunu da söyleyeyim. Ben Türkçeyi Suud Kemal Yetkin kadar güzel, ahenkli, estetik konuşan bir kimse daha görmedim. Ben görmedim. Nihat Sami'yi de dinledim, kendisini de ziyaret ettim, ona işte aruzla konuşur derler. Fakat şeye kimse uyamaz yani. Mesela Akder de güzel konuşurdu. Ama Türkçenin ahengini ben bir lise mezunu bir hanımdan tattım, Milli Kütüphane'de. Bir de iki tane köylü kadından, okuma yazması olmayan. Şırıl şırıl sanki yayladan su pınar çıkıyor da çakılların arasından şırıl şırıl akıp öyle bir zevk alıyorsun, öyle bir Türkçe. Yok Allah'ın bir kabiliyeti, verdiği bir kabiliyet. Ben hep onlara özenirim. Türkçeyi düzgün, ahenkli ve güzel konuşabilmek için. Bu ahenk gitti. Mana da kayboluyor. Şimdi bakın. Bizim kelimelerimizin zaten o Kur'an'dan kaynaklanan, hadisten kaynaklanan, tarihten kaynaklanan bir takım kavramları özellikle attık işte verdiğimiz misallerde olduğu gibi. Muhtelif yerlerde söylüyorum. Şeref kelimesinin yerine onur kelimesini diye getirdik. Onur kelimesi bu bir yazarlar birliğinin bir verdiği bir bölümde de konuştum. Herkes ben onur, onur diyorum falan da ben de onur duymuyorum dedim. Şeref duyuyorum dedi. Onur kelimesi Fransızca onur kelimesinden uydurulmuş bir şeydir. Bence de hiçbir manası yoktur. Tarihi bir yükü yoktur. Taşıdığı bir yük yoktur.
Dışarıdaki vatandaşa sorsan, senin hiç onurun yok desen, senin de yoktur. Ama sen şerefsizsin desen, çeker vurur seni yani. Niye? Tarihin yükü var onun. İmkansız. Bu imkansız arkadaş, üzerine durma dersen, tabii ya, peki ya der. Ama olası değil dersin, olmayası da değildir. Niye? Bu imkan kelimesinin tarihi boyunca kazandığı bir şey var. Cahil insanda da olsun, bu öyledir. Bunlar hep yıkıp atıyoruz. Şimdi bakın. Mesela mefhum, kavram diyoruz şimdi hepsine. Şimdi nosyon karşılığı da kavram diyoruz. Konsept karşılığı da kavram diyoruz. Ama bunu batıl dinler, batıllar ayırır. Birbirinin yerine kullanmazlar. Zaten tabiatta kavram yoktur. Yani insan zihni üçgeni icat eder, dörtgeni icat eder, matematik formülleri icat eder. Bunlar tabiatta yoktur. Bunlar insan zihninin ihtiyacı binaen kendi çıkardığı şeylerdir. Ama bir Fransız filozofu var, 1954'te öldü, Edouard Leroy diye. Onun bir izahı var, benim çok hoşuma gider. Benim fikrime de uygun olduğu için onu söyledim. Size nakledeyim. Bizim Bilimin Değer Meselesi kitabına da aldım ben onu. Diyor ki, topraktan çıkan altın, çamuruyla, taşıyla, toprağıyla, kumuyla, nosyondur. Niye nosyondur? Çünkü onu bakırdan ayırabiliyorsunuz o haliyle. Demirden ayırabiliyorsunuz. Veya bilmem neden ayırabiliyorsunuz. Yani bu adamda hukuk nosyonu yok dediğimiz zaman, hukuk bu mefhum yok manasında değil. Hukukun ön bilgisine dair bir şey yok. Kültür diyor onu biliriz şimdi. Peki, mefhum ne o zaman, konsept ne? Diyor ki, o topraktan çıkan altın parçasını toprağından, taşından, pisliğinden vesaireden temizledikten sonra kuyumcunun eline geçince, kuyumcu onun güzel yüzük yapar, gerdanlık yapar, şunu yapar, bunu yapar. İşte o altındır diyor, o mefhumdur diyor. Çünkü esas altınlık özelliğini o zaman kazanmıştır. Biz bu mana kayıtlarını hep ortadan kaldırıyoruz. Koz ve koza şey meselesinde, ona da temas edeyim bak. Eskiden yoktu, 1970'lerden sonra iyice yerleşti bu neden kelimesi. Neden kelimesi bugün 5 tane kelimenin yerine kullanılıyor. 5-6 tane kelimenin yerine kullanılıyor. İşte sebep var, amil var, saik var, müsebbip var vesaire, fail var. Şimdi sebep ayrı, bakın batıllar koz kelimesiyle şeyi ayırıyorlar, rezon veya rizin ayırıyorlar. Rizin da sebep ama rizin akli sebeptir. Yani ben şu bardağı şöyle fırlatıp atarsam, buna mekanik bir kuvvet tatbik ettiğim için bunun sebebi dışarıdan geldiği için kozdur bunu fırlatan. Ama rezonete denildiği zaman onu şimdi devlet aklı diye tercüme ediyorlar. Devletin aklen meşruluğunun temellendirilmesi demek. Dışarıda onun bir sebebi yok. Veya Allah'ın varlığını temellendiriyorsunuz. Tamamen zihinden gelen bir şeydir. İnsan zihninin yarattığı bir şeydir. Onun için rizin kelimesi evet akıl manasına geliyor mu? Diğer taraftan da aynı zamanda sebep manası da akli sebeptir. Şeyde rezon suffizant diyor şey mesela şey. Leibniz işte. Kafi sebep prensibi. Dolayısıyla biz bu incelikleri bütün kaybediyoruz. Kaybedince mana da kaybolmaya başlıyor. Mana kaybolunca düşünce de derinleşemiyor. Veya derinleşmiş düşünceleri anlamakta güçlük çekiyoruz. Anlayamıyoruz, sıkıntı çekiyoruz.
Onu atıyoruz. Bunlarda bir şey yok diyoruz. Ama bizim bunları bilmemiz lazım. Şimdi Türk düşüncesinde yeni bir boyut verebilmek için onun kökten araştırılması lazım. Sözümü bitireyim, uzayacak gerçi ama bir boyut verilmesi lazım. Araştırılması lazım. Kaynakları biliniyor bugün. Bir kısmı bugünkü Türkçe'ye tercüme ediliyor. Bir kısmı aslıyla yayınlanıyor ama bunun çok yapılması lazım. Osmanlı'nın bilhassa binlerce, yüz binlerce metinlerinin incelenmesi lazım. Önce metin ortaya konulmalı ki onların yorumu yapılabilir. Bakın size bir bu benim Türk düşüncesine girişte işte Türk düşüncesine gezintilerde koyduğum bir şey var. Müneccibaşı Ahmet Dede'nin bir risalesi var. Adab-ı Mütala. Bir kitap nasıl okunur? 56 sayfalık bir şey. Üst nüshası var Süleymaniye Kütüphanesi'nde. Arapça. Ben onun burada bir tahlilini yaptım. 15 sayfalık. Gidin karşılaştırın. Batı'daki bugün anlam felsefesi denilen şeylerle efendim dil felsefesi denilen şeylerle karşılaştırın. Ben kısaca Spinoza'nın zihin reformu risalesinde karşılaştırdım onu. Spinoza 1677'de öldü. Müneccinbaşı Ahmet Dede 1702'de öldü. Aşağı yukarı dönemlerde birbirlerinden habersiz. Ama benzer şeyler düşünmüşler. Hatta onun öğrenme psikolojisi açısından ben mukayesesini yaptım. Yılmaz Özel bunların kitabına dayanarak. Bugünkü öğrenme psikolojisi açısından da hiçbir geriliği vesaire falan. Biz bunları bilmiyoruz. Bilmemiz lazım. Anlatmamız lazım. Bunları anlatsak biz onlar daha da çok şaşırırlar. Tabii edebiyatın burada çok büyük rolü var. Şiirin burada çok büyük rolü var. Dilin rolü olduğu gibi. Hepsi birbirine bağlı bunlar. Ben derslerimde musikiden, Türk musikisinden, Türk şiirinden, Türk edebiyatından, masallarından, hikayelerinden vesaireden haberdar olmayan, İslam'ı bilmeyen kimse Türk düşüncesini anlayamaz diyorum. Bir gün bir derste Yunus'un bir ilahisini dinlettim. Ahmet Özhan'ın sesinden. İlim ilim bilmektir, ilim kendi bilmektir diye. Ben solcuyum diyen bir genç kalktı. Dedi ki biz yanlış, bize yanlış bilgiler vermişlerdir. Bundan sonra ben bu fikirlerden vazgeçiyorum dedi. Çünkü ben onlara yerine göre şarkı okuyorum, ilahi okuyorum, şiir okuyorum vesaire filan. Yani tatsınlar bunu aynı zamanda. Ben konferanslarında işte gelip öyle götürdüler beni liseye. Neyse konuştum. Siz dedim pop müziği dinlersiniz, hoplarsınız, zıplarsınız, enerjiniz tükenir, oturursunuz yerinize ama kafanızda bir şey kalmaz. Ben size tavsiye ediyorum dedim, Türk müziği dinleyin. O da hoplatır belki ama o düşündürür dedim. Ben size bir şarkı okuyacağım dedim. Zaten Saadettin Kaynak'tan bir şarkı okudum. Bayıldılar çocuklar. Bilmiyorlar. Bana Hacettepe Konservatuvarı'ndan bir hanım bir zaman bundan 15 sene evvel telefon etti. Piyano bölümünün başkanı, profesörmüş. Benim bir doktora talebem var. Bana müzik felsefesi, buna bir felsefesi dersi verir misiniz? Veririm dedim. Geldi neyse 4 ay ona ders verdik. Konuştuk lan. Türk müziği hakkında ne düşünüyorsun dedim. Türk müziği hocam çok kötüdür, şöyledir, acıdan, elemden, kederden başka bir şey değildir dedi. Ben dedim dünyada hangi devletin, hangi milletin, hangi ülkenin, hangi toplumun müziğinde elem yoktur, acı yoktur, keder yoktur, ızdırap yoktur, aşk yoktur, sevgi yoktur, ne yoktur. Niye cenazelerimizi cenaze marşıyla kaldırıyoruz dedi. O makbul oluyor da bizimki şey olmuyor. Ben sana dedim bir şarkı okuyayım. Saadettin Kaynak'tan bir şarkı okuyayım. Aa hocam güzelmiş dedi. Şimdi öğretemiyoruz, bilmiyoruz ve üstelik kötülüyoruz. Bütün bir bütündür yani. Bir dünyamızı, bizim dünyamızı şey yapar. Şimdi mesela Selimname'de Yahya Kemal işte derk ettiler ki Merkad-ı Fakih Muhammed'e nizam-ı alem için bir şiir ne gelir diyor mesela.
veya Hakan ki Asurunca birlikli mi düşmene pişi peşinden düşne ta pişi peşinden mahşer eti güteber gelir diyor. Ben bu şiiri okuduğum zaman dünyaları savunuyor. Ufkumu açıyor. Veya Namık Kemal'in Nevha şiirinde git vatan Kabe'de siyaha durun bir konun raza nebiye uzat birini ta meşhede at Kerbela'da neşhede neşhede at meşhede at şüphe dağını çıkar Rabbine göster. Tamam şimdi aklıma gelmedi. De ki ya Rabbi işte Bedir'indir şu şeyin şehitleridir. Bu yaralensin tazelensin mi kanlı yaraları? Haç görünsün mü şeyde takılsın mı nizaba şeyinde Kabe'nin hak olduğuna setarmışsın şimdi. Bunu düşündüğün zaman vatanı nasıl anlatıyor? Vatanı bir insan gibi anlatıyor ama işte bir kolu Medine'de Peygamberimizin kabrinde, bir kolu Kelbera'da vesairede o haşmetiyle Cenab-ı Hakk'ın hakka da hoş görünür diyor. Şiirin bu güzelliğini de bilmek lazım. Buradaki düşünceleri bilmek lazım. Bir de tabii çok güzel şeyleri var. Mesela Eşref bir dinsiz yazarın şeyini hicbederken utanmazlığını, hayasızlığını bir ifade kullanıyor ki o suretten hayayı desti hak tırnakla yolmuştur diyor. Dehşete bakın. Allah'ın eli onun suretinden utanma duygusunu tırnakla yolmuştur diyor. Bu kadar ve hayasız demek yani. Bu şiirin gücüdür. Aynı zamanda düşündürücüdür. Bunun örnekleri çoktur. Bunları uzatmıyorum. Şimdi bitirelim. Epeyce şey oldu. Bir saati buldu zannediyorum. Sizin de sabrınızı tüketmeyelim. Yalnız size bir şiir okumak istiyorum. Yani birisi, bunu ben her zaman okurum. Mehmet Akif'in kendisine kör beyinsiz sağır denildiği zamanda onlara, o diyenlere verdiği cevabı diyorum. Safahat'ta yoktu uzun süredir, 86'dan sonra konulduğu. Onu bir okumak istiyorum. Ben bütün Akif konuşmalarında onu okuyorum zaten. Birisi Bir Taş diye bir şiir, Ayhan Hunalp'ın. Bir de Unutma diye bir şiir. Bu da İstiklal Harbi'ni anlatan bir şiir. Şairini hala edebiyatçıları, edebiyat hocalarımız tespit edemediler. Ben kime olsa soruyorum, Orhan Okay'da dahil. Neyse, ondan sonra bitireyim diyorum. Mehmet Akif şöyle diyor, kendisinde kör beyinsiz sağır diyenlere. Ne yapsam, neyle kurtarsam, şu yatmış inleyen halkı deyip ezberde olsun gezdiğin vakı midir şarkı? Benim beynim sağır yahut gözüm körmüş peki, lakin senin görgün yolundaymış da gözün keskinmiş de idrakin. Ne gördün söyle evladım, ne duydun lütfen izah et. Hayır hacet de yok izaha, pek meydanda mahiyet. O mahiyet o kadar girenç, o mahiyet fakat çirkin. Niçin dersen sıkılmak hissi insaniyesi yok ilkin. Evet beynim sağırdır çünkü kainatım hep feryat. Gözüm görmez, evet, zira muhitim hep karanlıktır. İşitmem başka bir ses, milletim eylerken istindar. Fakat sinemde imanım müebbet, fecr-i sadıktır. Kör olmaz ağlayan gözler, sağırlaşmaz tutuşmuş beyin. Yaşarmaz gözle, yanmaz beyni, hılkat addeder bir şeyin, boş bir şey addeder. Geçilmez kahkahandan her taraf yangın içindeyken, yanan bir sineden lakin ne istersin, nedir öfken? Beraber ağlamazsın, sonra kör dersin, sağır dersin. Bu hissizlik de insanlık, hem iğrensin, hem ürpersin. Ne ibret yok mu bir bilsen, kızarmak bilmeyen çevren. Bırak tahsili evladım sen, ilkin bir ayağı öğret, diyor. Bu taş şiirinde biliyorsunuz herhalde, okuyayım mı? Bu taş şiiri ben ta 1961'de öğretmenliğe başladığım günden beri öğretmen okullarında, imam hatip okullarında veya bütün fakültelerde, derslerde vesairede, konferanslarda okuduğum bir şiirdi. Herkesin de hoşuna gider. Aklımda kaldığı kadarıyla taş, merhametsiz kalpleri sana benzettiler, sana dilsiz, sana ruhsuz dediler. Halbuki
Senindir değirmenlerdeki beste, seninle biçim verir ruhuna heykel tıraş. Sana yanılır dert, sana vurulur baş. Milyonlarca insanın milyonlarca yıl tapındığı taş. Surlarla kemerler senden yapılır. Senden yapılır Allah'a uzanan merdivenler. Senden ezan vakti Allah'a aykırılır. İnsanoğlu taş olur baş yarar. Taşı üst üste kor yapar. Bir yandan da durmadan yıkar. Allah günahkar kullarını taş edermiş. Bir görmedim ama inanırım. Bir gün gökten de yağacaksın sanırım. Taşladır beka, taşladır ebediyet. Taştan başka ne bırakır tarihe medeniyet? Ve bir gün yatırılır boylu boyunca şehri musalla taşına. Yine bir taş çıkılır başına. İşte o taştır insanoğlundan vaki. Üstünde bir tarih, bir Fatiha ve bir huvel baki. Bu üçüncüsü de unutma diye bir şiir dedim. Dur bakayım. Bunun şairini hala bulamadık. İstiklal Harbi'nden türlenmişiz. Demin de söyledim Sayın Başkan'a, benim babam öğretmendi. İstiklal Harbi'nde üç sene boyunca bölük komutanları çarpmışmış. Birinci Dünya Harbi Kazisi aynı zamanda Esaret İnan'da var. Şimdi bunu çocuklara çok öğretirdi. Çocuklarına ezberletirdi Necmettin Ali'nin kitabı, şiirle birlikte. Bir avuçtan fazla insan değildik. Bize dünya düşman oldu, yenildik. Sandılar ki can vermiştir eski Türk. Bilirler ki şan vermiştir eski Türk. Topumuzu, süngümüzü aldılar. Ülkemize Yunanlıyı saldılar. Top yoktu, tüfek yoktu, o yoklukta halk yarattı bir ordu. Kahpe Yunan sürü sürü askere, arkamızdan vurdurdu hançerler. Bayrağımız siyah kana boyandı, bizi kurtar, bizi kurtar boyandı. Minareler, duyguları var gibi, bizi kurtar, bizi kurtar ya Rabbi deyip, yanar şehirlere kapandı. O yıkılan baştan başa vatandı. Her yer siyah, hatta siyahtı güneş. İçin içine alevlendi bir ateş. Bir yanardağ gibi bir gün ufuktan alevlendi en nihayet bir isyan. Artık yeter diye bir ses inledi. Dağlar taşlar bu sadayı dinledi. Bu sesle can verdi toprağa taşa. Şanlı Gazi Mustafa Kemal Paşa. Top yoktu, tüfek yoktu, süngü yoktu. Bu yoklukta halk yarattı bir ordu. Bir gün Gazi söz verdi ki divanda, Yunanlıyı boğacağız vatanda. O söz bütün gönülleri dolaştı. Erkek, kadın, çocuk, herkes savaştı. Göğüslerle çelikleri yıktı Türk. Yöresinde yine sağlam çıktı. Şimdi bir şiir bu şekliyle böyle ama bazı değişiklikler falan var. Bu vesileyle şunu da söyleyeyim, dilde mana kaybından bahsetmiştim ya, burada Atatürk'ten de bahsediyor. Bakın, çok önemli bir şey söyleyeceğim o manada. Bitiriyorum. Celal Bayar'ın Atatürk'ün Devlet Ideolojisi diye bir kitabı var. Orada anlatıyor. Yahya Kemal Bey'le sohbet ediyorlar Mustafa Kemal Paşa felsefecilerine. Atatürk demiş ki ben felsefeyi severim ama felsefecileri sevmem demiş.
Çünkü meseleciler her şeyi tek sebebe bağlarlar. Onun için de vardıkları hükümler hep yanlıştır demiş. Halbuki tek sebebe bağlanmaması lazım demiş. Şimdi bakın burada bir çok mühim bir tefrik yapıyor. Biz şimdi harbe savaş diyoruz, mücadeleye savaş diyoruz, muharebeye savaş diyoruz. Neyse başka ona benzer şeylere savaş diyoruz. Diyor ki, bir kumandan muharebeyi kaybedebilir fakat harbi kazanır diyor. Niye? Muharebe çünkü harbin alt basamaklarıdır. Mesela İnan muharebelerinin bir kısmı kaybedilmiştir. Yani muharebe zaten karşılıklı vuruşma demek. Burada vuruşursun, burada kaybedersin, şurada vuruşursun, burada kazanırsın. Ne işte hani o satı hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır, o satı kıvatandır işte. Bütünü görecek diyor şey Mustafa Kemal. Bütünü gördüğü zaman şurada şurada kaybetmesi mühim değil onun için. Bütünü nasıl kazanırım diye düşünüyorum diyor. Şimdi biz bütünü kaybediyoruz, mananın bütününü de kaybediyoruz. Teşekkür ederim. Merkez Başkanı Sayın Turan Karataş'ı sahneye davet ediyoruz. Hocam ağzınıza sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Fırsat verdiğiniz için. Estağfurullah. Artık onu diyerek. Tamam. Babam biliyor şey taşıdım. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Allah sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.